Biraz rüzgar çıktı bu akşam. Ortalık gayet sakindi ama böyle değişik alıyor alıyor vuruyor gibi. Ve Ecem'in yüzündeki mutluluğa bakarsanız hemen Tekin Usta'ya geldik. Nasıl geldi aklıma? Akbük'ten herkese günaydın. Günaydın. Şöyle bir aşağıya doğru yürüyelim. Tam karavanların arasındayız. Saat şu an çok erken. Konuşma bizi kovalaması. Bir şeyle rahatsız etmeyelim. Şu an bayram olduğu için kalabalığı bir yandan görüyorsunuz zaten. Biz de dün geldik. Gördüğünüz gibi bayağı bir yerleştik. Yani kanomuzdan tuvaletimize her şeyimiz kuruldu. Biraz uzun süre kalacağız. Bayramı burada geçirmek istiyoruz çünkü. Dün geldik, biraz iyi de bir yol geldik. Gezerek de geldik. O yüzden yorulduk. Yerleşmemiz de biraz uzun sürdü. Bayağı karanlığa kaldık hatta. O yüzden çok video çekemedik. Şimdi işte sabah bir çıkalım, bir keşfedelim dedik. Hem de size buraları gösterelim. Akbük Ecem'in uzun zamandır gelmek istediği bir yerdi. Burada kamp alanları var ama çok böyle kaliteli, iyi bir kamp alanı bulmak zor. Biz de işte bu beach camping diye bir yere geldik. Doğru söyledim değil mi adını? Doğru söyledim. Aslında bir hani zeytin ağaçlarının olduğu bir tarla gibi bir yer. Zeytin bahçesi. Daha da doğrusu zeytin bahçesinden bozma bir yer. Yani çok öyle düzenli değil. Ama beklentimiz de zaten bu yöndeydi. Biliyorduk yani, daha fazlasını beklemiyorduk. O yüzden şimdilik bir sıkıntı yok gibi. Biz çok... zaten hazırlıklı geldiğimiz için bizi çok etkilemedi. Evet, hemen tuvaleti zaten, yani bir aydır yoldayız işte. İlk defa tuvaleti kuruyoruz burada. Tuvalete bakmadan kurduk hatta. Yani ve şu anda da gittiğimizde kadınlar tuvaletinde özellikle bayağı bir sıra vardı. 4-5 kişi bekliyordu. Temizlik konusu da biraz sıkıntılı. Gösterir zaten tuvaletleri, şeyleri. Ama plajı, denizi çok güzel. Denizi çok güzel, plajı. Plaj dediğimiz şu kadar bir şey. Taşlık, şezlonglardan oturmaya yer olmayan. Bu tarafta da benzer boyda bir yer var. Ama deniz gerçekten yani çok güzel. Bu Gökova Körfezi'nin içerisinde bir koy. Yani koyun içinde koy gibi. Çok korunaklı o yüzden. Korunaklı olmasından dolayı tekneler de burayı çok tercih ediyor. Denizde yalnız çok fazla deniz kestanesi varmış. Ya bu burayı temizliyorlarmış. Bakacağız şimdi. Buralar şey, deniz kestanesi falan yok. Evet, bu tarafta yok. Şu kesin kayaların orada vardır. Böyle devam edeyim mi? Devam edeyim mi böyle? Aha, devam edelim. Bak burada var kestane. Ha, şurada evet. Şu kayanın üstünde deniz kestanelerini görebilirsiniz herhalde. Burada da aynı şekilde. Yani ne kadar yakındalar ya. Kıyı çok yakın bile var yani. Bayağı da var. Hani deniz ayakkabısı şart. Ama deniz ayakkabısı çözüm mü? Değil. Burası aslında böyle gidiyor. Evet. Akbük'ün merkezine kadar. Biz özellikle sabah erken çıktık çünkü bayram olduğu için muhtemelen buraların hepsi dolacak. Yani evet. Şuralara bile gelenler olur. Gelip havlu atanlar olur. Sana şu kayaların üstüne kadar dolu ya. Ay hakikaten nasıl kaplamışlar o kaya? Temizlenmese demek ki orada denize girilmez. Şurada da hep küçük küçük böyle havlu atacak yerler var. Kenardan kenardan yürüyerek gidilebilir aslında. Çok rahat gidilir. İleriden böyle inecek yerler de olur. Bunun arkası yol. Hı. Oradan inecek evet, yerler de olur.
Karşıda gördüğünüz yerde Akbük. Şurası da. Yani buradan yürünür mü? Bence yürünmez Akbük'e. Yürünmez. Yakın gözüküyor ama yakın o kadar da değil. Yakın değil. Arabayla 5 dakika bile sürmez ama. Yani evet. Evet, denizi böyle. En güzellerini gösterdik. Yani denizi görünce zaten insanın başka bir şey söyleyesi gelmiyor ya. Biraz rüzgar çıktı bu akşam. Ortalık gayet sakindi ama böyle değişik alıyor alıyor vuruyor gibi. Farklı yönlerden bir rüzgar var. Fatih de şimdi güçlendirme çalışmaları için sahada kafa lambasıyla birlikte. Bu da kanomuz, şişirdik ama henüz kullanma fırsatımız olmadı. Yani inşallah kanomuzu da kullanacağız. Yanımızdaki çadırın da hatta tentesi kırıldı bu rüzgardan dolayı. Kazık işe yaramıyorsa büyük bir taş bulun. İşe yarayacak mı? Vallahi deniyoruz şansımız. Ama arada çok bayağı bir esiyor. İnşallah bu kadar uzun sürmez rüzgar. Nasıl olur ya? O ayrı, tuvalet çadırı da ayrı, onu da taşlarla bağladı. Bu tuvalet çadırını zaten açarken uçuyor. İşte o yüzden artık fermuarları da tam kapatalım ki. Heh, tamam. Tamam. İyice şişiyor değil mi? Bomba oluyor. Aşağıdan toplamıyor. Oo, hayatım Asos'taki gibi oldu bu iyice. Biraz bekleyelim. Görelim. Tamam. Şu an çok da yapacak bir şey gözükmüyor. Onun dışında. Yapabileceğimiz en iyi şey bu. Ama tenteyi toplayalım yavaş yavaş. Bence de biz o işe başlayalım. Dün gece aniden çıkan rüzgardan sonra gecemiz nispeten daha sakin geçti. Ama şu an gündüz, yaprak kımıldamıyor desek yeri evet. Var. Galiba rüzgar durmak için bizim tenteleri toplamamızı ve paniklememizi bekledi. Dün gece çadırın içinde gerçekten gıcır gıcır sesler geliyordu. Özellikle şu askıların olduğu yerden bayağı ses geldi. Dedik ya uçacağız ya da kırılacak bu. Neyse ki çok fazla vurmadı. Bir de bu altındaki tente aslında alt tente biraz daha böyle sallayan bir şey evet, sanki evet, rüzgarda. Çok rüzgar alıyor ya. Onu topladıktan sonra zaten şey bayağı bir kesildi ama rüzgar da azaldı. Şimdi tabii her şey güneşte kaldı. Evet. Tekrardan onu kuracağız. Tuvalet çadırını kuracağız. Tuvalet çadırı bir ara havalandı. Fark ettin mi sen onu? Fark ettim. Tuvalet çadırı dedim uçuyor. Ya bir de normal yukarıdan esiyordu rüzgar. Yandaki tenteyi alınca direkt şey yaptı. Zor tuttum ama ben ya. Sen tuvalet çadırını
Janta bağlamıyor musun? Bağlıyorum. Uçmaz ama ki önden oradan. Önden havalanıyorsun. Yani uçmaz, uçup gitmez de. Ha, dağıtır gider ama. Bir yükseldi. Evet, evet. Hani öyle bir rüzgar vardı. Bakalım tekrar olmaz diye umuyoruz. Göreceğiz. İnşallah. Şimdi... Ya çok güvendiğimiz bir hava durumu uygulaması vardı. Evet. O da bizi ters köşe yaptı. En üzücü kısmı oldu. Vallahi Fatih'in eli koluydu o. Ona bayağı bir güveniyorduk. Ona güvenimiz de gitti. Bakalım şunları kuralım şimdi. Mevsimleri değiştireyim diyorsun yine. Yok değiştirmeyeceğiz ya. Tamam bitti artık. Bitti. Bu kadar. Tamam. Hadi bakalım. Esti kurtuldu. O zaman hadi buzdolabımızı gölgeye alalım. Bakalım. Evet gemimizi Akbük'te de sulara indirdik. Akbük koyunda şu an durgun bir deniz var. Biraz daha sabah erken çıkmak istiyorduk ama dün akşam yaşadıklarımızdan dolayı sabah erken kalkamadık, biraz uyuduk. Ama yine de güneş o kadar bunaltmıyor. Keyifli, hafif hafif esiyordu açıklar. Şimdi Akbük'e doğru gidiyoruz. Sabahları çok daha keyifli yani. Yarın herhalde biraz daha erken kalkarız. Herhangi bir olayı yaşamazsak erken kalkıp... Bundan sonraki noktalarımız daha böyle açık denizler olacak. Orada bu kadar rahat kullanamayız. Doğru. Hatta yarın bilmiyorum ama akşamdan sandviç yapıp şöyle kahvemizi yanımıza alıp şöyle kano kahvaltısı. Değil mi? Keyifli olur. Ben de böyle video çekiyorum ayağına. Kürek de çekmiyorum. Güzel oluyor. Arkada oturmak keyifli. Akbük'ten yaklaşık 20 kilometre Akyaka'nın merkezi. Bayramın da etkisiyle tabii buralar oldukça hareketli ve kalabalık. Biz de bir yürüyüş yapalım dedik. Buraya kadar gelmişken Akyaka'yı da atlamayalım diye. Gördüğünüz gibi barlarda ortamlara, alemlere akmalar başlamış arkadaşlar. Tabii sabah onlar kürek çekmedi kanoyla. Aynen, kanoyla kürek çeken biziz. Belimiz ağrıyor, başımız ağrıyor, dizimiz gitmiş. Buradan biraz bir an ayrılacağız gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor. Bir de tabii bayram olduğu için şu anda biz de aslında tatil yapıyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle mesai başlar. Biz ama Akyaka'nın sakin halini seviyoruz. Şu anda böyle kaos, her yerde insanlar iç içe. Bize pek gelmiyor bu ortamlar. Geçen yıl Datça dondurması yemiştik burada ya. Aa çok iyiydi. Neredeydi o? Evet. Öbür tarafta kaldı. Ve Ecem'in yüzündeki mutluluğa bakarsanız hemen Tekin Usta'ya geldik. Nasıl geldi aklıma? Ya. Benim de bir anda geldi. Yukarıda dondurma konuştuk ya, hiç aklıma gelmemişti. Evet, evet. Burada yani ama yürürken bir anda geldi. Vallahi kaliteyi bozmamış. Evet, evet ya. Güzel, gerçekten güzel. Dün demiştik, yaptık oldu. Şu anda kanımızın üzerinde Akbük'te kahvaltımızı yapıyoruz. Menümüz o kadar zengin değil ama. Yani menüde pek bir şey olmasa da sandviç. İşte kahve yaptık sabah birazcık. Bunları aldık çıktık. Şimdi biraz enerji depolayalım. Sonra kürek çekmeye devam edelim. Valla biraz da gecikmeli çıktık. Güneş şimdi yakmaya başladı, uyumuşuz. Dünün yorgunluğu da var tabii. Dün de bayağı kürek çektik. Birazdan açılırız ya. Kahvaltı bir edelim. Keyfin yerinde galiba. Baba iyiyim ben be. Düne göre biraz dalgalı ama. Evet, dün daha sakindi bu saatlerde. Çok sıkıntılı bir hava yok, esmiyor yani. Fatih nereye kayboldun? Kanonun altındayız. Ne yapıyorsun orada ya, bir saniye. Hayatım rahat mı? Kafayı kullanıyorum. Kafayı kullanıyorum. Şimdi kollar bitti.
Kolay çalışmıyor. Kanayı yıkadık, içi su doluyor. Gideri de o tarafta. Böyle bir eğimli tutmak gerekiyor. Ben de dediğim gibi kafayı kullanıyorum. Çok uyanlı bir kafa galiba. Yani. Bu arada şey hala akıyor, onu söyleyeyim de. Aynen. Öyle çok gürül gürül akmıyor da daha sular ucunda. Aynen. Uyumayasın. Yok yok. Güzel bir Akbük sabahından günaydın. Sen şimdi 8 gibi. Güneş tabii bizim çadıra doğdu. Biz de artık ufaktan toparlanıyoruz. Ama şu sabahın son bir güzel bir sakinliğini de gösterelim istedik. Karşıda görebiliyor musunuz bilmiyoruz ama en az 20 tane tekne var. Yani bu da zaten bu koyun ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Su en çok sabahları güzel. Yani sabahları durgun, hiçbir şekilde dalga yok. Kana yapmak için de ideal. Biz genelde sabahları kana yaptık dalgasız suda. Çok daha fazla keyif aldık. Kamp alanı aynı zamanda size şezlong da sunuyor. Tabii ki bunlar ekstra ücretli. Yanlış hatırlamıyorsam ya 30 lira ya 35 lira gibi bir şezlongun günlük ücreti vardı. Biz zaten güneşlenmeyi sevmeyen insanlar olduğumuz için şezlong almadık. Ama şu deniz kestanelerine bakın ya. Ne kadar fazlalar. Bu koyun en büyük özelliğinden biri fazla deniz kestanesinin olması gerçekten. Çok dikkat etmek gerekiyor. Biz mutlaka deniz ayakkabısıyla ya da işte kalın tabanlı terliklerle şu gördüğünüz terliklerle girmeye çalıştık. Hatta ayağımın dibinde galiba kendisi. Birkaç kişiyi de duyduk hatta ayağıma deniz kestanesi battı diye topallayarak yürüyen. Buraya gelindiğinde en çok bu konuya dikkat etmek lazım. Valla insan atlayısı geliyor bu güzelliği görünce. Evet, burası restoran bölümü. Böyle işte köfte ekmektir, balık ekmektir, gözleme gibi şeyleri yiyebilirsiniz burada. Menüsü genelde o şekilde. Biz bir gün yedik. Beğendik de, güzeldi bence atıştırmalık için. Gayet iyi bir yer. Burası özellikle bayramda oldukça kalabalıktı. Biz hep denize buradan indik ve genelde şu köşede denize girdik. Buradan çok güzel. Yani şu mesafeden yüzen küçük balıkları bile görebiliyoruz ya. O kadar su temiz. Cam gibi. İşte bulaşıkhane, lavabo alanı. Bunun büyüklüğü mükemmel. Karşımızda da tuvaletler var. Pek yeterli değil özellikle kalabalık dönemlerde. Temizlik problemi de oluyor tabii. O kadar kalabalığa yetişmek de zor. Tavuklar, horozlar her yerdeler. Artık alıştık kamp alanlarında onlara, onların sesleriyle uyanmaya. Bakalım Fatih neler yapmış. Bodrum yolundan selamlar. Biz toparlandık. Gördüğünüz gibi arabamıza sığdık. Şimdi tekrar yollardayız. Akbük'ten Bodrum'a doğru geçiyoruz. Vallahi geçiyoruz ama geçerken de biraz moralimiz bozuluyor. Şu an çökertmeden geçiyoruz. Geçen yıl buralar ciddi bir yangın görmüştü. Bayağı bir hala şu anda etkileri gözüküyor. Hatta bazı yerlerde is kokusu bile hala geçmemiş. Yani görünce etkilenmemek elde değil. Gerçekten insanın morali bozuluyor.
arkadaşlar. Şu an bir köyün içinden geçtik. Sadece köy korunabilmiş. Etrafı tamamen yanmış. Baksana ağacın altı yanmış galiba. Üstten tekrardan. Yani zaten bunlar tekrardan yeşeriyormuş ama şöyle de bir üzücü bir şey görüyoruz yol üzerinde. Yanan ağaçlar kesilmiş. Kütük olarak yolun kenarında bekliyor muhtemelen. Yani kesilip satılıyor. Hani kilometrelerdir gidiyoruz biz. İki tane köy geçtik. Orman kalmamış. Sadece kalanlar zeytin bahçeleri. Büyük ağaçlardan hiçbir şey yok. Evet. Zaten yeşil hiçbir şey karşılamıyor. Kesilen kütüklerde böyle görebilirsiniz. Buralar temizlenmiş. Buralar da yanmış. Ama herhangi bir ekim de gözükmüyor burada. Kesim sahası diyor zaten. Yanan ağaçlar normalde bırakılması gerekiyor diye söyleniyor. Ama yani tekrardan yeşermesi için. Ama öyle bir durum yok. Yananlar da kesilmiş ve yerine herhangi bir burada ağaç, dikilmiş bir ağaç biz göremiyoruz. Şu alt taraf da muhtemelen yanmış. Muhtemelen temizlenmiş. Orada bir iki tane yeni ağaç var yanlış görmüyorsam. Ekilmiş mi bilmiyorum, emin de olamıyorum tam. Ama çok az tabii ki bu kadar yanan alan yer için. Yani bir yandan bu sene de aynı şeyler yaşanır mı diye endişe ediyorduk ama yani gördüğümüzde de buralarda yanacak bir şey de kalmamış. Hiç yeşillik kalmamış ya, hiç. Yani sadece otlar var. Küçük küçük burada ağaçlar var, bunlar yeni mi dikilmiş bilemiyorum ama şuralarda küçük yeşillikler var. Evet. Olabilir. Evet, ağaç gibi. Yani küçük fidanlar. Yanmış kozalaklar bile üstünde ya. Evet. Ha. Şu ağaçlar da kesilmiş yani. Yıkılma değil. Yıkılma kesilmiş. Değil, evet, kökten. Çok net gözüküyor zaten kesildiği. Dikkat kesim saat. Ya bir de şuradan baksana yukarı çıktıkça şeyin büyüklüğüne, acının büyüklüğüne. Yani şu anda bile burayı bu şekilde görünce ben korkuyorum. Bir de burayı alevler içinde görmek yani çok zor. Burada yaşayanlar için, burada köylüler için. Köylülerin hayvanlarını otlatacakları hiçbir yer kalmamış evet. Ya. Buralarda mesela evet buralarda sol taraf kısmen kurtarılabilen ağaçlar var gözüküyor ama çok az yani. Hala devam ediyor. Karşı taraf da aynı, burası da aynı. Böyle bayağı bir gidecek bu yol ya. Yani karşı tepeyi görüyorum, orası da aynı orası şekilde. Da aynı. Hani... Gerçekten kötü ya. Çok da söyleyecek bir şey yok bununla ilgili yani. Anlatılacak bir şey de değil. Yani göstermeye çalışıyoruz, tarif etmeye çalışıyoruz ama yani bunu görmek çok daha başka bir şey. Evet, buralar yanmamış mesela. Şurada var ama birkaç yanan ağaç hayatım. Evet. Kenarlarda kalmış galiba, yukarıya sıçrayamamış. Çok kenarlarda vardı. Hani içeriye doğru yanmış bayağı. Bence kenardakiler ha, kurtarılabilmiş. Ha, o da olabilir bak. Tamam. Evet, yanan ağaçların kütükleri. Buraya masa, sandalye olmayı bekliyorlar. Aynen öyle.
yolculuğumuza devam edelim o zaman. Evet, yapacak bir şey yok. Aynen, göre göre gitmeye devam ediyoruz. Tekrar tabii aynı şeylerin yaşanmamasını dileyerek yolumuza devam ediyoruz. En önemlisi de o, inşallah bu yaz geçen yazdan çok daha farklı olur diyelim. Bodrum'da görüşmek üzere. Akbük faslını az önce biz kapattık. Akbük tatilin diyebiliriz çünkü bunda mesai yoktu, bayramdı. Evet, evet. Biz de çalışmadık, o açıdan güzeldi. Yani çok az böyle çalıştık ama genelde tatil oldu bizim için. Bol bol denize girdik, deniz zaten mükemmel. Deniz çok güzeldi ya. İyi bir dinlenme oldu bize. Şimdi sırada Bodrum var. Yine hafta sonu 2 gün tatilimiz olacak. Ondan sonra tekrardan mesaili bir şekilde gezmeye devam edeceğiz. Bodrum'dan sonra da aşağıya doğru tekrardan Akdeniz'e doğru yolculuk devam edecek. Bakalım yolda bizi neler bekliyor. Güzel bir hafta sonu olmasını diliyoruz o zaman. Bodrum'da görüşürüz. Görüşürüz.